Yıl 2018, Ağustos ayındayız ve bu video burada kalacak. Bütün Türkiye veya dünya aleyhimde düşünse de bu paylaşma saçmalığını açıklamaktan, dile getirmekten ve buna direnmekten geri durmayacağım arkadaşlar. İleride birisi dönüp bakarsa desin ki evet, bütün bu manyaklık, bu çürümüşlük devam ederken en azından fakir fotoğrafı çıkmış, demiş ki bu yok, bu numarayı yemiyorum diye söylemiş diye bu video burada kalacak. Bu yapımımızın konusu paylaşım demedim. Geriye dönüp bakın, hiçbir yapımıma paylaşım demem ben. Çünkü paylaşımın ne olduğunu ben biliyorum. Bu yapımımızın konusu paylaşmak, internette paylaşmak kavramının suyunun çıkartılması, rezil edilmesi ya da paylaşmak güzelliğinin Amerikan yazılımları yoluyla rezil edilmesini buradan bugün anlatmak istiyorum. Ki birisi en azından itiraz etmiş olsun. Ben paylaşmanın dibinden gelen bir vatandaşım. Bu ülkede ben çocukluğumdan beri bir şeyleri paylaşarak bu yaşıma geldim. Bizde utanılacak bir şeydir. Eğer elinde bir şey yiyorsan ve yanındaki arkadaşın bunu yemiyorsa bu utanılacak bir şeydir. Biz çocukluğumuzdan beri elimizde ne varsa çikolata, dondurma bile paylaşmaya vesileydi. Yani bir tane dondurma alınırdı, iki külah alınırdı, bunu paylaşırdık. İşte o paylaşmaydı. O şekilde paylaşır, arkadaşımıza verirdik. Hatta ben ayakkabılarımı bile paylaştığımı bilirim. Ben ceketimi paylaştığımı da bilirim. Arkadaşınız beğenir, o alamamıştır ve heves eder. Siz de çıkarır verirsiniz. Buyur kardeş, biraz da sen giy, çok beğendiysen biraz da sen mutlu ol diye. Ceketinizi de verirsiniz, ayakkabınızı da verirsiniz. Ve yemek yerken de mutlaka bu millet sağına soluna bir bakar. Orada birisi varsa bu millet mutlaka o yemeği boğazından geçirmez, mutlaka yandakine ikram eder, paylaşır. Buradan geldik, buralardan geldik. Şimdi günümüze bakalım. Buradan gelen bir toplumuz. Amerikan şirketleri, Amerikan yazılım şirketleri işte sitelerinde geçirilen süreyi artırmak için, sitelerine daha çok talebi artırmak için ne yapmaları gerekiyordu? İşte oradaki aktiviteyi artırmaları gerekiyor. İnsanların sitelerinde daha uzun durmalarını sağlamaları gerekiyor ki reklam verenlere desinler ki kardeş bak, benim siteme gelen adam en az 3 saatini, ömrünün 3 saatini her gün benim sitemde geçiriyor diyebilmek için bir takım numaralar uydurdular. İşte bunu ona gönder, buraya gönder, yayınla, işte birlikte yayınlayın. Fakat bunu kutsamak için, bu olayı kutsamak için böyle bir numara uydurmaları gerekiyordu. Yani bununla ne diyeceğiz? İşte sen bunu arkadaşına gönder deyince hem uzun oluyor, hem yazmak şey oluyor, hem de neden yapayım ki bunu diye insan sorabilir. Ama paylaşmak deyince birden olay aklanmış oluyor. Share diyoruz. Aa, paylaştım. Ben yemem arkadaşlar. Öyle paylaşma olmaz. Paylaşma dediğinizde, paylaşmayı icra ettiğinizde sahip olduğunuz bir şeyin sizden gitmesi, sizin sahip olduğunuz bir şeyin azalması ve bunun başka birisine gitmesi lazım. Öbür türlüsü onlar paylaşma değil. Ne diyeceğiz peki hocam? Vallahi bildirdim diyebilirsiniz. Yayınladım veya yükledim diyebilirsiniz. Öbür türlüsü paylaşım, onlar paylaşım maylaşım değil. Bakan ağzından bile duyuyorum, paylaşmış. Neyi paylaştınız? Sahip olduğunuz ve bildirmeniz gereken bilgiyi kamuoyuna yansıttınız. Açıkladınız, bildirdiniz. Efendim biz Amerikan bilmem nelerini protesto ediyoruz. Sevsinler sizin protestonu ve boykotunuzu. Zaten bu zokayı yutmuş durumdayız. Çok önemli bir kültür pratiğimizi dejenere etmiş ve içini boşaltmış durumdayız paylaşmanın. Amerikan firmaları öyle keyfi çattı ve bunu böyle kutsadı diye biz de buna cumburlop atladık ve paylaşma kelimesinin güzelliğinin içini boşalttık. Ondan sonra da iPhone'lar kırmalar, bilmem neler ve Twitter üzerinden
komikliğe bakar mısın? Rezilliğe ve saçmalığa ve zeka kıtlığına bakar mısın? Twitter üzerinden Amerika'yı protesto etmeler. Twitter'da yazdığınız her şey Twitter'a yarar. Facebook üzerinden Amerika'yı protesto etmeler. Her Facebook kaydı Facebook'a borsada 50 USD kazandırıyormuş. Türkiye'de sizce kaç kullanıcı var? Ne kadar para kazandırdık? Ondan sonra da kalkıp sahte dolarları yakarak Amerika'yı protesto etmek abukluğun daniskasıdır. Benim bir Facebook hesabım yok. O gördüklerinizin çoğu sahte. Instagram hesabı açtık ama yani kusma hissi verdiği için bana oralara hiç girip bir bildirim yapmıyorum. Paylaşmak dedirtemezsiniz bana. Ben paylaştığım zaman benim mülkümden, sahip olduklarımdan, kıymetli olan bir şeylerden başkasına bir şeylerin aktarması lazım. O yüzden paylaşma demem. Sert olacak yine söylüyorum. Sevsinler sizin Amerika boykotlarınızı. Hepsi çatır çatır sonuçta Amerikan yazılım şirketlerine çatır çatır katkı sağlıyor. Facebook hesapları, Twitter hesapları, senin de YouTube'un var. Vallahi benim böyle bir iddiam yok. Ben her an bu kanalı keyfim çattığı için kapatabilirim. Ve ben YouTube'da yeni değilim ki. Yani birçok kişi portakal ağacında vitaminken ben YouTube kullanıyordum. Şu anki haliyle de hiçbir bağlantısı yoktu. Böyle kendimi uyuşturmak için ve işte bu rezilliklere katlanabilmek için YouTube'a bir şeyler yüklüyorum, paylaşmıyorum. Paylaştığım şeyler var ama onları size gösteremem. Bir tanesini gösterdim. Kanalda var, isteyen bakabilir. Biz paylaşırız. Bu bizim hayatımızın, kültürümüzün ve inançlarımızın zaten bir parçasıdır. Amerikalılar kendi şirketlerini, yazılım şirketlerini kutsamak için bazı kavramların içini boşalttı diye ve öyle andıkları için ben bir şeylere paylaşma demem. Bütün dünya böyle diyor. Hiç umurumda değil. Ben kesinlikle bu üç kağıdı yemem. Bu erozyona, bu çürümeye de ortak olmam. Hiçbir şey paylaşmıyorsunuz. Paylaşma çoktan öldü. Telefonunuzda ekranın bir yerine dokunduğunuz için bir şeyi paylaşıyor olamazsınız. Sizden kıymetli bir şeyin gitmesi lazım. İşte ona paylaşma.